Kelgen Türkiye ziyaretinin maksatları, kimlerle konuştunuz, ne neticeler oldu, anlatsanız. Ya Allah'a şükür bugün görüşmeler Diyanet Başkanlığı'nda geçti ve Diyanet Vakfı'nda sonra ise Diyanet Başkanlığı'nda bizi heyet karşıladı. Diyanet'in başkanı Sayın Profesör Ali Erbaş karşıladı. Onunla bir sürü sualleri müzakere ettik. Hem de siyasi, hem de siyasi dini, hem de insani yardımlar konuları, çeşit türlü konuları. İşte ayrıca biz anlattık yani durumu Ukrayna'da neler ola bu Rusya'ya başlatılan vahşi cenk'in neticeleri nasıl insanlar işkenceleri geçtiler nasıl kadınlarını zorbalaylar bu raşist askerleri Ukrayna topraklarında nasıl imamlarımız işkencelerden geçtiler. Bunları teker teker tek 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 anlattık. Mustafa ağamız sağ olsun bunları kendi anlattı. Çünkü siyasi işte suallerde onun sözü daha ağır olduğu için ben belesem etkisi oldu. Yani bizi işittiler. İnşallah umut edeyim. Ayrıca işte kaydettik bu alınan insani yardım konusunda mevzusunda az olanını. Çünkü Kırım işgal topraklardan gayrı Kherson eyaleti var. Andan Melitopol eyaleti şimdi işgal altında. Çok insanlar andan çıktılar, koştular. Bunda kıtada azat olgan topraklarında Kiev, Kiev bölgesi olsun, Kennedy, Vinnytsia, Vinnytsia bölgesi, batı tarafları, Lvov, Lutsk. Bu insanlar maalesef çoklaştı. Hem de bu yardımlarını arttırmak mevzusunda bir büyük bir faydası var. Tek, hatta bile tek Müslüman topluluk da için değil yani. İnsani yardım bu. Aslında biz de ayırmadık mesela. Üçüncü ayında sert savaş vakit zamanlarında Kiev bölgesinde etrafında biz insani yardımlarını dağıtırken hiç ayırmadık bu Müslüman bu Müslüman değil. Bütün insanlara dağıttık. Hem de bu projeler, bu aksiyonlar olsun nasıl görseniz bu koz yaşların, kadınlarının, kar babaların kalgan ya da çocuklarının çok çok büyük tepkisi var. Hem de İslam dinimizin tanıtmak, bizim kıymetlerimizin tanıtmak, kendimizin tanıtmak, insanlar foto çekip ayta edilir, ayrıca kaydetilirdir. Cenk gösterdi kim kim olganını, kimin işte biz bunu hiç unutmayacağımız. İşte ayrıca işte insani yardım mevzusunda generatörler istedik çünkü biz malumunuz ki bir Punkt nezlamnosti böyle bir boysunmagan, böyle mi aytalım? Boysunmagan noktalar. Bu aslında devlet çerçevesinde bir proje. İşte biz de düşünelimiz ki bizim ne yerde din cemiyetlerimiz var. Elbette ki imkanlara göre açmaya. Mesela bir din cemiyetimiz bu onun altında merkezde birlik Çayki köyüsünde. Böyle bir punkt nezlamnosti boysunmagan bir punkt nasıl olacak şu? Merkez açıldı. İşte başka mekanlarda da, başka din cemiyetlerde de bu teşebbüske koşulmağa istiyorlar. Onun için ihtiyaç var. Bunu da kaydettik. İşte savaş başlamazdan evvel, 14. Şubat'tan evvel. Diyanet tarafından bir sürü hocalar var ya da görevler, din görevleri. Onlar maalesef tahliye edildi. Ve görüyoruz ki savaş devam etti ama insanlar çok su kaydı yerlerini. Hem de çok göçün var. İşgal altında kalan topraklarında. İşte bunların insanların ihtiyaçları var. Ders almaya ya da mesela vaazlar İşitmeye istiyorlar. İşte böyle bir ihtiyaç var. Mesela Kherson azat oldu. Ben ikinci
Kunkerson'a gittim. Resmi olarak gitmedim de ama gittim bir bakayım dedim. Çünkü anda bir din cemiyetimiz var idi. Küçük olsa da bir merkezimiz var idi. Anda gittik baktık. Neler oldu neler olmadı. İnsanlar böyle yani tam başka yüzle sana baka. Onlar bekleyler. Bekleyler, yardım bekleyler. Hem de tek maddi yardım değil. Manevi, ruhi yardım. İşte bunu da anlattık. Haç umre meselelerinde koterdik. Ayrıca çok mühim bir nokta bu fetva meselesinde, cihat fetvası. Bilemiz ki maalesef Rusya topraklarında satkın müftüler çok. Hepsi müftüler anda satkındır. Onlar bir fetve çıkardılar sanki dersin bu spets operasyaya adlandırılan vahşi cenk aslında. Bu onların vatan topraklarının himayesi. Onun için bu cihattır. Böyle bir fetva var. İşte bu Rus propaganda perde asa Müslümanların gözlerini. Ben şimdi Rusya'da yaşayan Müslümanların hakkında laf edeyim. Laf yürseteyim. İşte onun için bu hususta bir talepte bulunduk. Şahsiyen ben bunu kaydettim. Defalarca anlattım. Eğer Diyanet tarafından böyle bir en azından fetve de olmasa, beyanatname olsa, böyle bir yani fetvanın tanınmaması, reddedilmesi ya da açıklama. Yani çünkü bunun tesiri olabilir. Bu can kurtarmaya vesile olur. Müslüman toplulukların, Rusya'daki yaşayan topluluk Müslümanların. Ve bu cenkte Müslümanlar iştirak etse, o taraftan, raşist taraftan elbette ki Ukrayna topraklarında İslam itibarı da zarar koruyor. Bunu da anlattık. Bu taraftan da anlattık. Bu mesele ne için mühim olduğunu. Umut etmiyor. Bizi anladılar. Ayrıca işte daha dini siyasi meselelerden arasında daha bir nokta ben koterdim. Malumdur işte şimdi Rusya Erbil işte işgal edilen topraklarında bütün faktörlerini kullanır. Hem de dini faktörünü de kullanır. Mesela Kherson azat edilmesin evvel ne yaptılar? Bir haber çıktı. Hem de resmi bir haber. İşte sanki bir Malarusya müftiyatı şey yapıldı, peyda oldu falan. Hem de anda bir baksan kullanılan isimler kim iştirak etken sanki Kırım Tatarlar. Ya da Türk halklardan birisi işte böylelikle onlar işte Türk halkların adlarını karamaktalar. Biz bunu anlattık onlara ve istedik ki Diyanet tarafından Kennedy bu hususta ayrıca bir beyanatname tanılmaması, reddedilmesi, makaleler çıkması istedik. Mühim çünkü. Biz deni bir idare olarak nasıl çalışaydık, öyle de çalışalımız. Elbette ki cenk öz tesirini gösterdi. Maalesef çok din görevler bizge hizmet etken, Diyanet tarafından çıktı ve anlatkan gibi. 12 din görevli vardı, hepsi tahliye edildi. Ama şu an bu vakitte ihtiyaç var. Ve bunu da istedik Diyanet tarafından din görevlerini. Elbette ki belki bunu organize yapmak Diyanet için zor olur ama yine de bunu yapmak gerek. Çünkü ihtiyaç var. Cenk devam etse bile insanlar yerlerine kayıttılar. Yerlerine kayıttılar ve bekleyler, yardım bekleyler. Hem maddi hem manevi. Bazı vakitlerde de manevi yardım birincidir.